İşte size bahsettiğim mekan burası. 60 serkez. Baba bey bura neredir? Ha, bura babanın mekanı. Ha, şunu bileydin. Hadi inelim. Bey baba. Ha. Siz bir kolaçan edin, haber bekliyoruz. He, tamam. Sağ olasın kardeşim. Bu yaptıklarını hiç unutmayacağım. Biliyorum. 25 yıldan sonra neden kaçtığımı merak ediyorsun. Hepsini anlatacağım. Hala duruyor fotoğraf. Ha? Mis, mis, yemin ediyorum. Şuraya bak be. Öf. Oh, oh, şükürler olsun, şükürler olsun ki o nalet duvarlardan kurtulduk. Oğlum çürüdük lan içeride. Vallahi billahi çürüdük lan. Ya insan var ya, şu doğanın kokusuna, denizin kokusuna, çimenin kokusuna hasret kalıyor ya. Aklıma ne geldi biliyor musun? Sana yemin ediyorum. Hani böyle çimden üstüne basarsın böyle yan ayak, vücuttaki böyle bir cereyan gider ya. Of. Yemin ediyorum insan bunu özler mi kardeşim? Yapacağız o çimde, mangal yakacağız oğlum daha. Mangal ya yeter çimen 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 benim eski karmin adıdır. Ben onun hiçbir şeyini özlememişim. Ya sana yemin ederim sırf çimen görmeyeyim diye tövbe estağfurullah. Ben futbol maçı seyretmeye gitmeyen paşa. Yalnız sinir yaptım ama ben de en çok özgürlüğü özlemişim be paşam. Freedom be paşam. Freedom. 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 Hakikaten şöyle bir düşünün de birader. Düşünsene be, bir tane suç işliyorsun. Ne malını alıyorlar, ne mülkünü alıyorlar, ne paranı alıyorlar. Neyini alıyorlar? Özgürlüğünü alıyorlar be. Oğlum en önemli şeyi alıyorlar ya lan. Özgürlük gittiği zaman insan neye yarar be? Düşünsene. Ufacık bir düşün. Kargaları düşün, tamam mı? Aha. Gene girdik kargalara. Kurban olayım paşam. Bak bir öncekinde taziyelerini anlattın. Şimdi bize kargaların Allah'ını seversen düğünlerini falan anlat. Bir şey diyeceğim. Anlattım mı düğünlerini sana ben? Yok ulan ne zaman anlattın? Anlatacağım şimdi. Gel bak. Gel bak. Gel lan. Çimen de çimen. Çimen de çimen. Cemre inan. İnanmasak yapamazdık zaten. Benim için yaptığın şey farkındasın değil mi? Sadece senin için değil, inandığım şey için yaptım. Suçsuz olduğun için suç işledim ve kaçmana yardım ettim. Çünkü masumiyetini içeride kanıtlayamayacağını anladım Fırat. Borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum sana. Bıçağın yerini hatırlayarak, Barış'ı içeri tıkarak, kızını yanına alarak, o cübbeyi yeniden giyip haksızlığın karşısında savcı Fırat Bulut olarak yürüdüğünde bana borcunu ödemiş olacaksın. Nazlı'ya Barış'tan önce ulaşamadım. Eğer ulaşsaydım cübbeyi belki daha erken giyebilirdim. Cemre, daha dikkatli olmamız gerekiyor artık. Barış kaçtığımı biliyor ve son derece öfkeli. Kızımın hayatı tehlikede yani. Elindeki tek koz Nazlı. Bir psikopat bile elindeki koza iyi bakması gerektiğini bilir. Evlat. Gelebilirsiniz. Cemre, kapatmam gerekiyor. Kaçışla alakan olduğunu kimse bilmemeli. Ortalıkta gözükme çok. Döndüğünde konuşuruz, tamam? Aman merak etme. Çok dikkat et ama, olur mu? Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Teşekkür ederim. Ya. Beyler havalandırma bitti. Vay. Hele mekana bak. 68 ismi de çok güzel baba bey. Bu neymiş be kardeşim?
Aklıma geldi şimdi bak. Fasıllarda çalardım böyle mekanlarda. Ama klarnetimiz yok, kaldı içeride. Ben özgürüm, klarnetim mahkum. Ama paşa biraderim söz verdi, bir tane alacak değil mi paşa? Tamam oğlum, tamam alacağız işte, tamam. Fıra bir şey diyeceğim. Biz bu dayıya ne kadar güveniyoruz? Bey babam çok eski arkadaşı. Güvenilir olmasa yanımıza getirmezsin değil mi bey baba? Eh be paşa. En eski tanıyan da sensin beni ha. Eyvallah baba, eyvallah. Sağ olasın ya Diger. Evet beyler, bir müddet burada konaklayacağız. Ha. Şimdi meyhaneye düştük. Hapishaneden çıktık, meyhaneye düştük. Hapis gitti, mey geldi ama biz sabit. Hadi hacı, hadi, hadi. Ben de ne diyorum diyorum be. Oğlum kelime şakası yaptım, onu da anlamadın. Hey be kardeşim be, mekanın güzelliğine bak sen be, çiçek gibi sana yemin ediyorum. Soba bile yanıyor be. Oo, çok şükür. Burayı kim düzenledi? Cemre organize etti, finans hacı. Ya senin köpeğin olsun savcı. Ağalık vermekle olur. Aşiretteyken bu lafı çok kullanırdım. Beyler, Cemre cep telefonu, sim kartları hepsini bizim için yolladı burada. Artık burası karargahımız. Dava dosyalarımızla alakalı ne kadar bilgi varsa hepsi bilgisayarlara yüklendi. Plan, program ne varsa artık buradan yapacağız. Ya iyi meyhane güzel de, yani burası biraz riskli değil mi? Gözden uzak bir mekan. Gündüzleri çalışmıyor. Bizim için avantajlı bence. Kimse buraya bir şeyler hatırlamaya gelmez paşa. Herkes unutmaya gelir. Onun için merak etmeyin, burası güvenli bir yer. Hadi yataklarda burada herkes bir yer yatağı alsın sersin yerine. Aha. Vay ben sana kurban olayım baba bey. Ya. Bak paşam. Biz kışın köyde avını içeriye yere sererdik. Sobanın yanına. Yazın da dama sererdik. Çok ya ben de yatarım yer yatağına. Benim hiç sıkıntı yok da. Bende bel fıtığı var. Acaba oğlum ileride sıkıntı olur mu? Ya oğlum saçmalama ne olacak? Gözünü seveyim yat işte be oğlum ya. Of. Benim için zaten fark etmez baba. Ben her yerde yatarım, önemli değil. Benim zaten Bodrum'a gitmem lazım. Şu parayı tahsil edeceğim oradan da Amsterdam. O ne demek paşa? Kural bir, birlikte hareket edeceğiz. İyi de Fro. Paşa, insanlar şu an küçücük hata yapmamızı bekliyorlar, anladın mı? Beyler, kural iki. Ailelerimiz, sevdiklerimiz muhtemelen takipteler şu an. Hiçbiriyle kontak kurmayacağız, iletişime geçmeyeceğiz. Buraya onlardan herhangi birini getirmek yok. Kural üç, cep telefonlarını, sim kartlarını birbirimiz için kullanacağız özel durumlarda. Ve kullandıktan sonra kart değiştirmeyi unutmayacağız. Kural dört, mahallede kim varsa, müşteri, esnaf, herhangi biri, kimseyle diyalog halinde olmayacağız. Anlaştık mı? Ya, iyi de bro yani ne anladım ki bu işten? Yine dört duvara sıkıştık kaldık. Paşa, şu olaylar yatışana kadar sabretmek zorundayız lütfen. Ya anlıyorum da siz de beni anlayın, benim durumum sizden farklı. Ebe kardeşim neyi farklı be, sen de konuşursun bana. Hep beraber kaçmadık biz cezaevinden. Oğlum anlatıyorum, dinlemiyor musunuz benim ya? Ya peder sayısalı buldu bulacak diyorum, onca para çöpe gidecek ya. Ulan paşa bugüne kadar bulamamış, bundan sonra nasıl bulacak ya? Hepimizi ateşe atma. Ya neyse. Tamam savcı, kuralları saydın, anladık. Asıl sen bize planını söyle. Yani o büyük resmi göster. Cinayetin işlendiği bıçağı bulmam şart. Tamam. Bıçağı bulduğum anda kendimi aklayacağım. Kendimi aklanana kadar da dava dosyanızla alakalı ne kadar bilgi varsa biriktirmeye devam edeceğiz. Eğer bir şekilde başımıza bir şey gelmeden halledersek hepimiz kazanacağız. İşte tam ben de bunu anlatıyorum. Yani siz suçsuzsunuz ama ben suçluyum. Benim daha 3 ay yatarım var ya. Yani ben tarihsel kaçakçılığı yaptım be. Paşa dava dosyana baktım. Hafifletici nedenlerim var, yattığın süre var ve yattığın süre yeterli. İşini savcım sen hoş söylüyorsun, güzel söylüyorsun da... sonuçta bir cezaevinden kaçtık ya ve firar ettik. Bunun bir cezası yok mu? Var, 6 aydan 1 yıla kadar cezası var. Ama önemli olan kendimizi aklamamız. Cemre ile o durumu konuştuk.
Merak etmeyin. İyi. Hadi paşa sen de bir yata kal. Sen yatalım sabah konuşuruz. Ya Allah'ınızı severseniz içinizde acıkan yok mu? Ya benim içim kıyıldı. Kurban olan bir lokma yemek ya. Ya gecenin vaktine yeme ya. Sabah kahvaltı ederiz hadi. Ya ne anladım bu işten ben ya. Bir de Mücahit gelsin yoklama alsın tam olsun anasını satayım. Be paşa be kardeşim ne konuştun durdun be. Sen yorulmadın mı bugün yat artık çocuk. Savcı. De kalk yat yatmayacaksın. Sen de yatmıyorsun. Sebep? Çalışacağız benle gel. Gideyim sana hafiyeler gibi kahve yapayım. Ulan ne konuştun, ne güldün oğlum, ne güldün ya? Ne güldün? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.